Arkadaşlar öyle bir börek yaptık ki bayılacaksınız. Lütfen evet. İzleyin. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Bugün yine biz böyle hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Şimdi size çok güzel bir yalancı içli köfte böreği yapacağız. Yani içli köftenin tadını alacaksınız ama yufkayla yapacağız bunu. Bırak. İkimiz beraber yapacağız. Şöyle güzel. Evet. Şimdi yapım aşamalarını gösteriyoruz size. Tavamıza soğanımızı koyuyoruz. Evet, 2 tane orta boy soğan koyduk. Biz 1 kilo yufkadan yapacağız. Yarım kilo kıyma. Önce onu kavuralım. Nerede? Kavuralım hayatım. Şöyle yağımızı koyuyoruz bolca. İçli köfte yağlı güzel oluyor. Şöyle biraz daha koyalım. 3 yemek kaşığı falan koyuyoruz hanımlar. Kıymamız çünkü yağsız ya. 3-4. 3 olur 4. Nasıl seviyorsanız. Heh. Şimdi arkadaşlar. Biz böyle bir arkadaşımız daha var çıkmıyor. Biz bir araya geliyoruz böyle. Turunç reçeli yapıyoruz. Kabak tatlısı reçeli yapıyoruz. Ne bulduysak o hafta bir araya geliyoruz. O gün de çekim yapıyoruz böyle hep beraber. Nasıl güzel vakit geçiriyoruz. Ama başka yerlere gitmiyoruz bundan emin olun. Kurallara dikkat ediyoruz. Evet. Ama üç arkadaş biz görüşüyoruz böyle. Şey bir tanemiz rendeliyor turuncu, bir tanemiz yapıyor, bir tanemiz börek hazırlıyoruz böyle. Şimdi burada kelle paşa pişiyor. Burada mercimek dondurmasının içi pişiyor. Tek tek çektik hepsini Allah'ın izniyle. Şimdi de böreğimizi çekiyoruz. Evet, böreğimizin iç malzemesini anlatalım. İnsanlarım yanlar. Şey, tuzu değil mi? Atalım. Soğanlar. Soğan kavruluyor demiştik hanımlar. Yarım kilo kıyma dedik. Onun içine sonradan birazcık bir kaşık yemek kaşığı, bir kaşık domates salçası, bir kaşık biber salçası. Ben olmazsa olmaz çok az kimyonla tarçın kullanıyorum. Şu kadar bir tarçın kullanayım. Bir tatlı kaşığı kadar. İçli köftenin içine. Bir bardak dolu dolu ceviz. Hani içli köfte tadını vermek için. Yarım çay bardağı ince bulgur. Kesinlikle ince olması lazım olan. Bu hani tadını verecek ki içli köftenin. Pul biber seviyorsanız pul biber. Karabiber. Tuz. İç malzemesi bunlar hanımlar. Çok güzel bir börek oluyor canım. Çok. Sonra geçelim mi? Geç anlat tabii ki. Aha. Bu böreğin bir sosu var. 3 yemek kaşığı yoğurt. Dolu dolu. Hani biz size tam tarif verelim diye istiyorum. 1 su bardağı kadar sütümüzü koyuyoruz. Bu hem içine koyacağız bu sosu hem de sonra dışına süreceğiz. 2 tane yumurta. Yumurtalarımız yıkandı yiyeceğim. Ne? O kadar şey stres yapıyoruz ki bazen. Evet valla hanımlar. Yıkamadım diyecekler diye. Bir kilo yufka demiştim. Açacağım onu biraz size göstereceğim. Yine biz hani gözümüz alıştığı için 3-4 yemek kaşığı sıvı yağımız. Ben çok az tuz atıyorum çünkü lezzet olsun diye. Şöyle hanımlar bak şöyle çok az şöyle hemen. Ben de tuzu bir kaba koymamışım bugün. Bunu iyice çırpacağız. Ben bunun içine 1 su bardağı da su koyacağım hanımlar. Çünkü şey dışına da bulacağız ya. Şimdi tekrar söyle konuşun. Evet. 2 yumurta. 2 yumurta, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su. Tam sos. Tamam. Biraz da tuz. Birazcık da tuz. Şöyle ben size göstereceğim hanımlar. Bir de bunu bulamak için galeta unumuz var hanımlar. O sonraki şimdi yapmayacağız. Şöyle tencerimizi. Fırında yapacağız bunu. Evet. Çok yağlı olsun istemiyoruz. Hayır tavada kızartmayacağız. Evet. Ama kızartırsa da oluyor. Kataş kıymanı koyuyorum. Evet koy sen onları devam. Hanımlar bir tane böyle yufkamızı aldık açtık bak şöyle çok güzel. Bizim burada hep taze yufkacılarımız var. Hep güzel oluyor yufkaları. Bunu iyice çırptık zaten biliyorsunuz. Şöyle. Şöyle bunu her yerine yediriyoruz. Böyle hanımlar. İkinci yufkamızı zaten bunun üstüne böyle sereceğiz tekrar. Olay bu. Şöyle. Çok az koyuyoruz ikinci yufkamıza. Bunu sigara böreği keser gibi kesiyoruz hanımlar. Şöyle. Önce ikiye. Sonra dörde. Bunlar yeterli. Bizim yufkalarımız biraz küçük olduğu için 4 parça yeterli oluyor.
Nen Hanımcığım içini kavuruyor. Şimdi i̇çini biraz kıymamız kavrulsun. Malzemeler katacağız içine. Şimdi ben burada bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Evet. Şimdi Fatoşcuğum diyor ki ben önce soğanı kavuruyorum. Kıymayı kavuruyorum. Evet. Ben de yıllardır böyleyim. Ben önce soğanı kavuruyorum. Kıymanın daha çabuk toparladığını düşünüyorum. Kıymayı kavurursam, soğanı sonra kavursam ısı kıyma kuruyor bana göre. İki aşçı burada. Evet. Ben böyle yaptım, böyle yapıyoruz. Nen Hanım önce soğan yapıyoruz. Önce aynen. Soğan kavurduk, sonra kıyma. Bana kuruyor gibi geliyor. Tekrar soğanı koyuyoruz ya. Evet. Kıyma kuruyor. Böyle bunu kavuracağız gidiyordu. Evet. Tamam. Son halinde gene buradayız. Evet. Bakın. Evet hanımlar, güzelce kavurduk biz kıymamızı, soğanımızı. Şimdi salçamularımızı koyuyoruz. Birer kaşık demiştik zaten. Şöyle güzelce. Biber ve domates salçası. Evet. Bulgurumuz. O da içinde kavrulacak ya hanımlar. Ondan sonra biz birazcık acı sevdiğimiz için çok az böyle bir acı biber attık. Birazcık toz biber atıyoruz tatlı. Böyle renk versin diye. Bir kaşık kadar karabiber. Demiştim ya ben çok az bir kimya şey kullanıyorum, tarçın. Şöyle bir çok az. Şöyle kokusunu alsın diye. Hani sevmedin de öyle alıştığımızdan. Birazcık tuz ilave ediyoruz. Ağzımız tadına göre. O size kalmış bir şey. Biz şöyle iki kaşık gibi yeterlidir. Güzelce bunu kavuruyoruz hanımlar. Şimdi cevizimizi ekleyeceğiz. Çok güzel bir iç oluyor emin olun. Ay bak. Öyle. Biz cevizi bol sevdiğimiz için bol koyduk. Şöyle. Ama içimiz de az. Biz bir kilo bir yüz kilo kadar yapacağımız için evet. Önce yani. Onu biraz böyle kavrukluyoruz. Tamam. Kelle paçayı çok saran olmuştu Fatoş'um. İnşallah anlayacağımdan kadar inşallah. İsteyen normal kelle de yapabiliriz. Anlatacağız inşallah. Hanımlar şöyle yarım çay bardağı kaynar su koyuyoruz. Bulgur koyduk ya o biraz şişsin kabarsın diye. Şöyle bak hemencik tadını bozmamak amaçlı. Hemen şişsin diye. Tamam. Şimdi en son maydanozumuzu atıyoruz. Ekliyoruz. Şimdi fırında da pişecek ya bu. Şöyle. Altını kapatabilir mi aslında? Evet kapat canım kapat. Tamam gel gel. İçimiz bu hanımlar. Arzuya göre, ağız tadınıza göre değiştirebilirsin ama hani bizim yaptığımız bu. Yıllardır da yapıyoruz. Çok da beğeniliyor. Çok yıllar önce yazmıştım ben bunu Fatoş. İşte tamam. Antalya'da eskiden evet. Günlerimizde hep hanımlara... Bir ara çok meşhurdu bir ara. Evet. Tamam içi bu. İç bu şimdi bu. Biraz... Tabii ki biz ilk sıcaklığını alacak, ondan sonra biz bunu soyacağız. Evet, görüşmek soğuyacak. Üzere. Görüşmek üzere. Arkadaşlar içimizi kavurduk. Gösterdiğimiz gibi şimdi bayağı bir ılıdı. O arada biraz bekledik. Tam bu soğumadan ılındı yani artık sarılabilir. Şimdi Fatoşcuğum içini saracak. Evet, aynen bu sigara böreğimiz var ya, onun sardığımız gibi şöyle. Bayağı geniş mi kestin Fatoş? Evet, küçük bir şey olacak. Şimdi içine kavuracağız ya şöyle. Bakın hanımlar şöyle. Bir küçüğü de yapsak küçük olacaktı. Şöyle bak. Yufkan biraz büyük. Evet. Bu yufka canım, o yufkaları da büyük. Şöyle hanımlar bak böyle böyle saracağız. Bir tane daha göstereyim. Çok büyük olacak. Üçe yapsak olacakmış onlara. Evet hanımlar geliyoruz. Çaresi var. Küçültüyoruz. Çaresi küçük. Aynen. Soslamıştık gördük. İki tane yufka iç içe. Hemen kıymamızdan devam ediyoruz. Şöyle bolca. Kıyma bu da güzel oldu ki için kokuyor hanımlar. Şöyle. Fatoş'um istersen bunların son halini gösterelim. Evet hemen biz devam edelim. Evet. Şimdi hani sos hazırlamıştık ya hanımlar yumurtalı, sütlü, yağlı. Onun içine böyle güzelce daldırıyoruz. Bolca. Şöyle daldı. Şöyle. Sonra galeta unumuz var. Onun içine şöyle buluyoruz. Çok güzel bir börek oluyor. Çok şöyle bir fırında yapıyoruz yağsız olması için. Tekrar yapıyorum hanımlar. Bunu güzel sosladık. İçine çekiyor zaten. İçinde de var ya. Yine galeta ununa batırıyoruz. Şöyle her yeri güzel pişsin diye. Şöyle. Bu da tombiğimiz. Bu da biraz büyük oldu. Şöyle tekrar. Ama biz her şeyimiz ortada. Bizim evin halleri diyorum ben her zaman. Böyle. Bu tepsiyi böyle dolduracağız şimdi Erna Hanım. Evet. Şimdi arkadaşlarım,
fırın çalıştırmayabilirsiniz. O anda fırınınız bozuktur. Attım. Her şey olabilir. Bunu tavada da kızartabilirsiniz. Yani biz tamam hani nem nem diyorsunuz bazen hani yağlı şey kızartma yapmayın. Biz şimdi kızartma yapmıyoruz. Aynı tat oluyor aşağı yukarı ama tavada da çok güzel oluyor bu börek. Tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel çünkü. Fırınımız 180'de üstü fanla açtım. Evet. O bir tarafta ısınıyor. Şimdi biz bu börekleri sarıp fırına atacağız. Görüşmek üzere. Arkadaşlar böreğimiz pişti. Bakın biz daha sarmaya devam ediyoruz yalnız. Bakın çok güzel oldu. Hadi şunun üstüne koyabilirsin. Çok güzel oldu hanımlar. Şöyle. Bakın böyle kızardı hanımlar. Tane tane kıtır kıtır. Kıtır. Evet. Çıtır çıtır. Şöyle. Gerçekten çok güzel. Nermin Hanım'ın deyişiyle bayılacaksınız. Sloganımız aynı. Bakın yufkamızın bazıları büyük çıktı, bazıları küçük çıktı. Daha orantılı yaparsınız. İkinci tepsiyi biz öyle yapıyoruz açıkçası. Biraz bazen telaşa geliyor. Kusurumuzu affola. Yeni tariflerimizde görüşmek üzere. Afiyet olsun. Afiyet olsun.